geçip giden zamanın peşinden telaş koşuyorsun. Bilmediğin hazların arayışında tembellerin arasında. İyi geceler, Çıplak Kafa'ya hoş geldiniz. Daha önce de söz verdiğimiz gibi Perşembe geceleri özel tematik geceler yapıyoruz. Bu gece kebap gecesi. Masanın üzerinden ve burada oturan yakışıklı, bazı bıyıklı adamlardan da anlamışsınızdır. Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen, Türkiye'de kebap kültürünü yükselten, yücelten aşçılarımız ve mekan sahiplerimiz bugün konuklarımız olacaklar. Ve televizyon tarihinde belki de bir ilki gerçekleştirerek bu kebapları biz yemeyeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum, bu kebapları sizlerden, izleyenlerimizden, özellikle Twitter üzerinden bizlere
ulaşan şanslı izleyenlerimiz yiyecekler. Ben her zaman televizyonun ulusal da olsa lokal olması gerektiğine, madem evin içinde duran bir mobilya, o zaman izleyicisiyle direkt ilişkiye geçmesi gereken bir aparat olması gerektiğine inanmış biriyim. Yani burada sofrada ne varsa sizin sofranızda da o olabilmeli. Yeter ki biz doğru diyaloğu kurabilelim. Şimdi bizlere Twitter üzerinden kebap istiyorum hashtag'i üzerinden niçin bu kebabı arzuladığınıza dair belki iki kelime, üç kelime yani kebabım geldi de diyebilirsiniz. Ve aynı zamanda kaç kişi olduğunuzu ve tabii ki semtinizi de yazarsanız bu ilk programda sadece İstanbul'da öncelikli olarak öğrenci evlerine, bekar evlerine ya da bu saatte öyle çıkıp da gece açık kebapçı arayacak halim yok, çok da canım çekti diyen ailelere makul miktarlarda, makul miktar derken bir kişilik eve bile torpilli 5 porsiyon göndermek suretiyle ekiplerimiz hazır, kuryelerimiz ve arabalarımız hazır. Bugün özellikle saat yarıma kadar sizlerden sipariş alarak kebapları İstanbul'da evlerinize göndermeye başlayacağız. Peki siz ne yapacaksınız? O kebap size gelince siz de Twitter üzerine o fotoğrafınızı yükleyeceksiniz. Yani yayıncı sözünü tuttu, kebabı gönderdi, ben de kebabın başına çöktüm fotoğrafınızı. Biz de buradan bakın yayıncı sözünü tutmuştur diye izleyenlerimize göstereceğiz. Böylece siz bize vay ulen kebap mı yiyorsunuz bizden habersiz diye küfretmeyeceksiniz. Biz de kebap kültürümüzü burada sizlerle özellikle konunun uzmanlarıyla birlikte tartışabilmiş olacağız. Şahsen ben hiç kebap sevmem. Zorla çok kebap yemeye götürülmüşlüğüm var. Çünkü çok öküz arkadaşım var. Sabahtan akşama kadar et yiyen, etten başka yenilecek bir şey tanımayan arkadaşlarım var. Ve bu arkadaşlarımın genelde etten çok iyi anladıklarını iddia etseler de kısır bir et tartışmasında olduklarını görüyorum. Şu anda da farkındaysanız çok çatır çatır, şıkır şıkır konuşuyorum. Çünkü bu kadar et bir adamı bu hale getiriyor masada olunca. Niçin et konusunda bu kadar az şey biliyoruz? Halbuki biz bir kebap ülkesiyiz. Dünyanın en iyi et yemekleri yapan ülkelerinden biriyiz. Hatta en iyisiyiz bile diyebilirim. Örnekse bir Arjantin'den ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde şuradan ya da buradan ya da Fransız mutfağından söz edildiğinde etleri abartılır durulur. Halbuki bunlar tek tip yemeklerdir. Türkiye toprakları o kadar çok kavim, topluluk, uygarlık ağırlamış ki bizim etimiz, et yemeğimiz, özellikle kebabımız bin yılların imbiğinden süzülmüş gelmiş, bugünkü halini almış. O zaman kebap hakkında daha akıllıca, daha çok, daha zengin konuşabilmeliyiz. Bugün masamızda oturan değerli misafirlerimiz, her biri çekirdekten yetişme, bu işi gayet iyi bilen, etle ilgili doğru tarifleri yapabilen ve özellikle son birkaç yıldır İstanbul'da gittikçe artan et lokantaları modasına karşı orijinali, gerçek olanı, asıl tadı savunabilecek insanlar. Birazdan onları size tanıtacağım ama unutmayınız saat yarıma kadar siparişleri alacağız. Kebap istiyorum hashtag ile yazacaksınız ve lütfen anketimizi yani makinakafa/anketten anketimizi yanıtlayınız ve önümüzdeki saatler boyunca belki saat 2'ye kadar sadece kebap konuşacağız. Arada da değerli ustalar ve üreticiler birbirlerinin kebaplarının tadına bakacaklar. Şimdi eğer görmek istersiniz diye söylüyorum Adana'dan Hasan ustamız buradan sizlere gidecek kebaplar için Show TV Ayaz Ağa'da hızla bir mutfak kurdu. Mutfağımız tabii çok güzel değil. Zaten kendisi bir mutfak değil. Bir depo çıkış kapısında şimdi Adana'dan Hasan ustamızın
hemen gece yiyen adamlar eşliğinde kurduğu mutfağı görelim. Orada gördüğünüz sakallı olanlar benim iki öküz arkadaşım. Arada da Hasan Usta'nın değerli ustabaşısı İzzet Usta var. İzzet Usta'nın altında gördüğünüz bizim Nesloş, Neslihan, o da bize sağ olsun, o ve diğer arkadaşımız bize bütün gece duymayanlar için çeviriyi yapacak. Hemen Nesloş'un yanında gördüğünüz bizim Adana'dan Hasan Usta, üstündeki İzzet Usta, diğerleri elinde Show TV mikrofonu tutan gece yiyen adam X'ler, hemen diğer sakallı öküzümüz de, o da gece yiyen adam. Twitter'da bu hesapları izleyebilirsiniz. Söz sizde, buyurun. Şimdi yanımızda İzzet Usta var. Kebap dediler, geldik. İzzet Usta da gördüğünüz gibi bize kebap yapıyor. Arkada dumanlar tutuyor. Çok zor şartlarda çalışıyorum. 1,5 metre kebap yaptılar. Dayanamıyorum. Ben mikrofonu veriyorum ve kebaba gidiyorum. Herkese hayırlı geceler. Tamam, bir dakika. Bunu şeyini çıkarmayalım. Şimdi hemen değil. Evlere de gitsin, ondan sonra siz yemeye başlayın. Şimdi siz kebap uzmanı deyince ben üzerime alındım onu da, o yüzden yemeye başladım. Hayır, evet. Bir kere arkada kılıç gibi çatılmış olan Adana kebabın bir öyküsünü alınız ustadan lütfen. Buyurun ustacığım. Ben hemen geçiyorum yanlarına. 1 yaşını doldurmuş, 1,5 yaşını geçmemiş erkek kuzu etinden Adana kebabı hazırladık biz burada misafirlerimize. Buyurun. Şu an ustalarımız 1,5 metre uzunluğunda Adana kebabı hazırlamakta. Şimdi gece yiyen adam arkadaşım da oraya gitti. Bu kebabı pişirmeye başlayacak. Sen bize biraz daha bilgi verir misin bu Adana kebap hakkında? Adana kebabı 1 yaşını doldurmuş, 1,5 yaşını geçmemiş. Tamam, onu anladım. Erkek onu kuzu anladım. Etinden yapılması gerekiyor. Şimdi şöyle ben size sorayım. Mesela bunun yanında patates kızartması veriyorlar. Ne diyorsunuz? Patates kızartması değil de biz bunun yanında garnitür olarak soğan salatası, mevsim salatası, çoban salatası, bir de yeşillik. Mevsimine göre yeşillik hazırlıyoruz. Bir efsane var. Şimdi derler ki Adana'daki etle buradaki et birbirini tutmaz. Ne dersiniz? Havasından suyundan olsa gerek. İlla Adana'da mı yiyeceğiz bunu? Adana'da çok güzel olur. Ama şimdi içeride ustalarım var. Bak onların hepsi İstanbul'da yapanlar var içlerinde. Onlar diyecekler ki burada yapıyoruz. Ne olacak? Ya kesinlikle hepsi işinin uzmanlarıdır. Hepsi işlerini çok güzel yapıyorlar. Ama Adana kebabı Adana'da çok çok daha güzel olduğuna inanıyoruz. Şimdi asıl bir mevzu var ki bu kafa karıştıran, Adana kebap mı Urfa kebap mı? Sana soracağım ama asıl mevzu içeride dönecek. Ne diyorsun? Kesinlikle Adana kebap. Okan Bey, peki, teşekkür ederim. Birazdan tekrar bağlanacağız. Şimdi bu gecenin içeriğine bakıyoruz. Merhaba, bu gece konuklarımızla kebap üzerine konuşacağız. Kebabın neden Türk mutfağı denince akla ilk gelen yemek olduğunu öğreneceğiz. Şimdiye kadar bilmediğimiz kebapların isimlerini duyacağız. Kebap kültürünün neden Türk toplumunda bu kadar ehemmiyete sahip olduğunu tartışacağız. Adana ile Urfa kebap arasında ne fark olduğunu konuşacağız. Büryandan, tepsi, kuyu, kiremit, cağ, orman kebaplarından bahsedeceğiz. Kebap üzerine bütün sorulara bu gece cevaplar arayacağız. Çıplak Kafa başlıyor. Sizin aranızda isteyenleriniz var ya, bizi arayabilirsiniz. Şimdi telefon numaralarını veriyorum. Dikkat! Bizi aramak için ilk telefon numarası geliyor. İşte bu. 0-212-289-4953. İkinci numara 0-212-332-0645. Numaraları hızlı söylediysem, kaydettiremediyseniz daha sonra bu alt bantta da çıkacak. Yine de bu numarayı ben söylediğimde siz yazmadıysanız
Etimolog Sevan Nişanyan'a göre kebap kelimesinin kökeni Arapça kızarmış anlamına gelen kabap kelimesinden gelmektedir. Kelime ilk kez Kıssa-i Yusuf'ta yer almıştır. Hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmayan Türk ozanı Ali'nin yazdığı Kıssa-i Yusuf, içinde kebabın yiyecek olarak yer aldığı ilk metindir. Ancak Nişanyan, kabap kelimesinin kızaran, yanan anlamına gelen eski Akat dilindeki kababu kelimesi ve Süryanice'deki kıbaba kelimesiyle aynı anlama sahip olabileceğinin de altını çizmiştir. Kebabın kökeni araştırmalara göre yakın doğuda yemek pişirmek için kullanılan yakıtın azlığına dayanmaktadır. Rivayete göre şiş şeklinde kebap pişirmekse Pers askerlerinin yaktıkları ateşte eti kılıçlarına geçirerek pişirmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Kebap, yakın doğu ve antik Yunan'da ilk çağlardan bu yana vardır. Delhi Sultanlığı döneminde kraliyet mutfağında kebap pişiriliyor, hatta halk kahvaltıda tandır ekmeği eşliğinde et yiyordu. Yunan adası Santorini'de Christos Durnas tarafından gerçekleştirilen kazılarda da M.Ö. 17. yüzyılda kullanılmış ocak ayakları ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde ayakların her birinde şişlerin geçeceği yer eşit bir şekilde bulunmuş, hatta alt tarafta bulunan açıklığın ateşin canlı kalması için yakıta oksijen verecek şekilde düzenlendiği anlaşılmıştır. Hemen benim solumdan başlıyoruz. Sayın Mesrur Kurt, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Siz Hatay Has Kral Sofrası'nın kurucusunuz. Evet. İstanbul'da mısınız, Hatay'da mısınız? İstanbul'dayım. İstanbul'dasınız. Nerede yeriniz? Benim yerim Horhor'da. Horhor'da, Fatih Horhor'da. Ondan sonra bir de Florya'da. Benim ortaklığım, ortağım var. Güzel. Yine deniz kenarında. Güzel. Bu sofrayı kurabilmek için bayağı bir yorulduk daha doğrusu. Ben turizmden gelme olduğum için yıllardır turizmle iştigal ettim. 20 küsür sene turizm işi yaptım. O günlerde kraliyet aileleriyle genelde hep onlarla hep beraber kalırdım. Onlarla rehberlik, turizm hayatı deyince hepsi geçerdi. Kraliyet aileleri derken hangi kraliyet aileleri? Mesela Orta Doğu'nun bütün kraliyet aileleri. Suudi Arabistan olsun. Onlar nereden gelip sizi bulmuşlardı? Onlar çünkü turizm yaptığım yıllardan bana şöyle derlerdi. Efendim Türkiye'nizde böyle ağız tadıyla güzel bir kebaplar yiyemiyoruz derken, dedim bizim Türkiye'mizde her halükarda, her yerde kebabı yiyebilirsiniz. Benim tabii kulağımda küpe kaldı bu iş. Yıllar sonra ben 1986 yıllarında, 85'in sonlarına doğru, efendim Laleli'de, Yeşil Tulumba Sokak'ta Della Restaurant isminde bir yer açtım. Ve oradan böyle devam ettik bir ara. Ondan sonra ortaklıktan dolayı anlaşamadık. Tekrardan İşte 2000'li yıllarda tekrardan gene başladım bu işe. Bu sefer bizim kebap dediğimiz olay, ben sofrayım. Hı-hı. Ben lokantacı değilim, restoran değilim. Ben Has Kral Hatay sofrası spesiyallerle meşhur oldu. Ve şurada gözümüzün önünde evet. Görürsünüz. Yani bende 110 çeşit kebap türü var. Hatay'ımızın yemekleri, sofrası çok iyi biliniyor mu sizce? Tabii ki daha önce bilinmiyordu. Bu sofrayı ilk taşıyan kişi İstanbul'a Mesrur Kurt olarak Hatay Has Kral Sofrası'nı sahibi taşıdı. Hatay'a gitmeyenler de, belki size gelmeyenler de çok bilgi sahibi değiller. Ama biz burada, biz Horhor gibi bir yerde bir dünya markası kendimize edindik şu arada. Ve bizim kullandığımız malzemeler hep genelde bende efendim 5-6 tane mutfaktan mütevellit bir iş yapıyorum ben. Efendim Antakya, bizim bildiğimiz 3 semavi dinin mabetleri ve bütün o kültürü taşıyan bir memleket. Onun için burada Yahudisi, Sünnisi, Alevisi efendim ne kadar millet varsa hep bir sentez olarak böyle bir kalburlama yaptığın zaman bütün bu tatları, unutulmuş tatları dahi biz burada canlandırdık. Bütün dünyada Lübnan mutfağı çok geçerli bir mutfaktır. Doğrudur. Efendim her yerde gidersiniz bir Lübnan lokantasına rastlarsınız dünyanın her tarafında. Onun biraz ilerisinde değil mi bir Yunan mutfağına rastlarsınız. Bir Türk olarak canın memleket tadı çekerse git önce
Lübnan'a. Ondan sonra Lübnan'dan bir şeyler atıştır. Koştur öbür Yunan'a. Yunan'dan bir şeyler atıştır. Dön tatlıyı ondan sonra tekrar şeyden. Lübnan'dan. Koş kahveni iç Yunan'dan filan. Ama Hatay Lübnan'dan da. Almış. Yunan'dan da daha iyi. Daha bizim, iyi. Bizim nerede? Bizim Hatay'ımız şu anda benim mutfağımda. Hatay mutfağı var. Osmanlı Türk mutfağı var. Lübnan mutfağı var, Suriye mutfağı var, Fransız mutfağı var. Fransız dememin sebebi 39 yıl bizi orada Fransızlar sömürge altında tuttular biliyorsunuz. Evet. Onların mutfağından da bir şeyler aldık buyurun. Fransızlara görelim ait. Efendim siz gösterin lütfen oradan kameramız da oraya gelsin. Ne olur gösterin Fransız mutfağından ne almışız tabakta? Şurada dilber dudağı. Dilber dudağı mı Fransız? Evet. Hmm. Neredeki dilber dudağı dediğiniz şimdi? Şurada bunun altında pardon. Şurada bunun altında közlenmiş patlıcanla efendim şey var. Size bir tattırayım ben. Yok şimdi tatmayayım. Öyle şimdi mi? Tatmayayım. Ama sonra zaten... Birkaç tane yemek var tabii. Burada bütün hepsini... Çıkaramayız yani birkaç çeşit buna benzer. Ama Hatay'ın konumu da çok ilginç hakikaten. Evet. Yani Suriye var, oradan Lübnan var. Evet. Bir de ilginçtir, zeytinyağı da var. Bizim zeytinyağımız mesela benim kendi ürünlerim, zeytinyağım kendi bahçemden getirdim ben. Zater mesela zater salatası. Zater salamurası yaparım ben senede tonlarca. Mesela mevsiminde her şey yapılır. Şu anda zeytinyağı geliyor. Zeytinyağı ben... 7-8 ton işlerim senede. Peki Suriye'de ve Lübnan'da ne kadar zeytinyağı var? Bilmediğim için soruyorum. Valla bizim Hatay'da daha fazla var. Bizim Türkiye'mizde zeytinyağı Lübnan'dan, efendim Suriye'den daha fazla. Yemekler açısından soruyorum. Yemekler açısından şu anda ben, bana teklif var Lübnan'dan. Bana teklif var bütün Orta Doğu'dan. Ama taş yerinde ağırdır diyorum ben. Eğer istiyorlarsa gelirler Türkiye'mizde yerler. Güzel, güzel. Peki, Sayın Mahmut Kaya, tarihi Sadabat Çağ Kebab'ın kurucusunuz. Evet. Ve Erzurum tabii ki adresi. Adres Erzurum, doğru. Ama şimdi şöyle bir durum var. Erzurum'da bu işe başladık 1970'li yıllarda ama doğum yerim Rize benim. Güzel. Okan Bey, ben... Her şeyden önce hiç konuşmadan ben size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü kaybolmakta olan kültürlerimizi böyle insanlara anlatmak çok güzel bir şey. Çünkü ben şöyle cağ kebabını düşünüyorum. Sokakta 100 kişiye mikrofon tutsanız 10 kişi yedim der. 90 kişi bilmez. Ama lafı geçer ama. Lafı geçer. Geçiyor. Ha, aman efendim işte Erzurum'un filan lafı geçiyor ama bileni var mı? İşte, takip edeni, gideni var mı? Yani biz bunun arayı işte bu yüzden benim açımdan bu program çok önemli. Keşke cağ kebabını Türkiye'mizde Edirne'den tut, Kars'tan, Konya'sından, Sinop'undan bu zengin kültürü herkesin tanımasını ben çok isterim. Eşsiz bir lezzettir, çok farklıdır cağ kebabı. Bir dakika, siz, bu arada söylemeyi unuttum. Mesrur Bey, siz bugün bizi arayanlara, hem telefonla arayanlara, hem de Twitter üzerinden bize kebap istiyorum hashtagiyle ulaşanlara kebap göndereceksiniz. Gönderelim, buradan gönderelim. Gönderelim değil, zaten konuştuk evet, ya. Tamam, ha, gönderiyoruz. Tamam, gönder. Buradan göndereceğiz değil mi? Evet. Evet, siz bu çünkü adresten şu göndereceğiz. Çünkü şu anda bizim orası kapanma. Harikulade. Evet, Mahmut Bey, sizle devam ediyoruz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şurada ben bir eziklik duyuyorum. Arkadaşlarım, meslektaşlarım her ne kadar değişik branşta da olsak herkes çok güzel bir şeyler getirdi. Buraya koydu ama bizim cağ kebap çok farklı bir şey. Biraz bahsedin lütfen. Şömineden çıkıp müşteriye ulaşması 10 saniyeyi geçmeyecek. Geçmemesi lazım. Geçmemesi lazım. Çünkü gerçek cağcılar oturduğu zaman beyefendi porsiyon yoktur cağ kebapta. Tek gider, dur işaretini alana kadar devam eder. Yani 3 tane, 5 tane, 10 tane yiyen bir vatandaş önüne koyamazsınız. Gerçek... Kebabı biraz daha tarif edin. Kebap şöyle.
Cağ kebap 18 kiloyu geçmeyecek 5 veya 6 aylık kuzudan olur. Kuzunun... Bir daha söyleyeyim. Özür dilerim. 18 kiloyu geçmeyecek. Geçmeyecek. 5 ay ve 6 aylık kuzulardan olur. Koyun değil bak, özellikle söylüyorum. Çünkü yöresi de Balıkesir olacak. Gönen. Balıkesir Gönen çevresi. Öyle mi? Buyurun tabii, konuşabilirsiniz. Ben aynen katılıyorum. Benim etlerim genelde hep Balıkesir'den gelir. Güzel. Ve sonra genelde hep erkek olmak kaydıyla kıvırcık kuzu. Kuzuyla koyun arasında ne fark vardır? Çok büyük fark var. Nedir efendim? Efendim, koyunu ağzında eti sakız olur, kuzu dağılır. Lokum gibidir. Aynen katılıyorum. Ve koyun kokar, yaşlı, kuzu biri kokmaz. Genç. Biri yaşlı, biri genç tabii ki. Kuzu kokmaz. Peki et kokusu dediğimiz şey, oh be ne koktu be, aman canım istedi filan dediğimiz zaman, o bir nefasetli koku var, bir de rahatsız edici koku mu var? O kokar kokmaz. O yayılımdan yediği yayılımdan gelir o. Mesela ot yer, çalı yer dağlarda, ormanlarda, onların eti çok lezzetli olur. Ama yalnız besi üzerinde eğer beslenen bir kuzu, bir koyun, bunlar ne kadar olursa olsun tabii yayılım gibi olamaz. Yayılım dediğiniz şeyi biraz daha söyler misiniz? Açar ormanda mısın? Mesela otlatırlar bunu. Çalısını yer, efendim otunu yer. Bunlar daha zeki, daha lezzetli. Ama biz bir lezzetli açıdan da son nesil değil miyiz? Son nesiller değil miyiz? Evet. Yani serbest dolaşan, kendi tabiatı, kendi ekosistemi içerisinde. Doğrudur. Her ne kadar tabiatta dolaşıyor. Ormanlarda, Amazon ormanları gibi bir şey aklımıza gelmesin. Evet. Ya da Türkiye'mizin ormanları, ama serbest dolaşan yok. Şimdi bugün yediğimiz örnekse bir tavuk etinden hiç kimse tad almıyor. Tavuktan tad almıyor. Öyle. Tavukla ilgili hani burada bizim konumuz değil tavuk, ama tavukta bir tatsızlaşma işte üretim şartlarıyla ilgili olarak. Hatta etle ilgili de böyle bir şey var. Herkes etini methederken bu serbest dolaşma, size söz vereceğim merak etmeyiniz. Serbest dolaşan hayvan, serbest beslenen hayvan karanlıkta, depolarda, gün yüzü görmeden, güneş yüzü görmeden yaşamayan, tabiatından beslenen hayvanın eti güzel olur diye, evet, anlatıyoruz. Ama nüfus o kadar çok artıyor ki, bir de fazla üretim var, bir de fazla rekabet var. Evet. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri et yiyen bir toplum, et seven bir toplum. Serbest dolaşan bir tek hayvanın eti yenmiyor orada. Fabrikasyon, hayvanlar artık canlı demeye Allah esirgesin bin şahit ister. Doğru. O şartlarda fabrikasyon, üretim yapılıyor. Biz kendi bir nebze çok gelişmemişlikle, fabrikasyona geçmemişlikle beraber hakikaten eskilerin söylediği gibi eski lezzetleri tadabilen son nesilleriz herhalde. Ne diyorsunuz? Buyurun. Şimdi dediğin gibi tavuk... Sayın Hasan Çiçekler konuşuyor. Evet, Urfalı Hacı Usta. Şu anda Urfalı Hacı Usta'nın sahibi. Buyursun ben efendim, Şanlıurfa'da. Ben 3-4 ay evvel gittim Urfa'ya. Bir de mesela biz burada tavuk yapıyoruz. Urfa'da köyde bir köy tavuğu geldi. Böyle bir lezzet olmaz. Dediğim gibi sana katılıyorum. Buradaki tavuklar yani yediğin zaman yani ne yemişsin? Diyelim bir kıvırcık. Hiçbir şey yok. Ama şimdi mesela köyde yetişiyor. Köy tavuğu niye abi? Kemiğini bile ye. Öyle bir lezzet. Niye? Vallahi insan için bile aynı şey söz konusu. Yani köyde yetişenle, serbest dolaşabilen insanla İstanbul'da evine akşam eve gitmek için 4 saatte trafikte kalan insan arasında bile aynı fark var. Kimse alınmasın. Yani kendi serbest alanındaki insan mutlu, huzurlu, karşısındakine huzur veren, mutluluk veren insan. Düşünsene karın ya da kocan gece eve geliyor, 4 saat trafikte kalmış, 5 saat trafikte kalmış. Bu seni öldürür yani, evet, eve gelince. Bunun ne tadı olur? Bunun hiçbir şey lezzetli olmaz. Ne eti lezzetli olur, ne kafası lezzetli olur. Bir ayda tavuk yetişiyor. Bir ayda. Mesela Bambit'ten alıyoruz. İsim hani. Söylemeyin. Birçok markamız, evet, var. Evet, evet, birçok marka. Bir ayda tavuk yetişiyor. O tavukta ne bekleriz? Birçok marka. Evet. Ama rekabet de var. Şimdi bu markalardan bir tanesi dese ki arkadaş ben sana 30 sene önce yediğin gibi tavuk yedireceğim dese batar adam. Evet. Rekabet edemez. Parasını çıkartamaz. Şimdi şöyle bir şey, ben bir söz almak istiyorum. Buyurunuz efendim. Şimdi kebap deyince yalnız yani şişe saplayıp ateşe koymak değil. Kebap deyince etine çok dikkat etmek lazım.
Etine dikkat ediyorsa, evet, şişe saplıyorsa ne olacak? Dikkat edeceksin, karkas alacak. Ben şahsen eti böyle işlerim. Karkas dediğiniz nedir? Karkas alırım, ben komple bir bütün alırım. Ben kendim işlerim. Karkas dediğiniz nedir? Hayvanı? Karkas, evet. Kuzuyu komple bir bütün, evet, danayı komple bir bütün. Kasaplarım var, evet, ben ona göre işlerim o eti. Ve hepsi zırh. Zırhla işlenir. Özellikle kıyma kebaplar bunlar. Hepsi genelde zırhla işlenir. Pişirime varıncaya kadar iyi bir kömür olmazsa gene pişir, güzel bir pişirimci olmazsa gene maalesef bir ocak, ocakçı çok mühim. Doğru mu Hasan, evet, Bey? Mesur Bey, siz hayvanı sever misiniz? Kuzuyu sever misiniz? Kuzuyu görünce onu okşar mısınız? Ben onların mısın? Arasında yetiştim. Ben söylediğim zaman ben utanmam. Ben bilakis haz duyarım. Ben köylü çocuğuyum. Selami Şahin, maşallah, benim süt, Selami Şahin benim süt kardeşim. 13 yaşında geldim ben buraya. Selami Şahin de mi kuzular arasında yetişti? Kuzular arasında yetiştik hepimiz. İşte mükemmel. Mükemmel. Biz, ben inkar etmem, ben gurur duyarım. Hayır, nesini inkar edeceğiz? Ne var ki kuzular yani arasında yetişmek yani daha güzel bir şey değil mi? Eti gerçekten bilmek lazım. Eti gerçekten acaba ben, şimdi ben buraya bir kebap getirmişim. Acaba yiyecek kişi biliyor mu bu kuzunun ne olduğu? Bu kesilen efendim kuzunun veya dananın ne olduğunu biliyor mu? Bilmez. Ama insan elini vicdanına koyacak, ondan sonra çalışacak bu işi. Severek yapacak. Benim anlamaya çalıştığım şey şu. Belki daha çocuk kafasıyla hareket ettiğim için. Şimdi yani bir kuzu görünce ben şeyi de anlamam. Kasaplarda ne güzel bir kuzu koyarlar böyle, değil mi? Böyle yumuk yumuk falan filan. Sonra gidip onun kesilmişini, evet, alırız ya böyle. Yani çocukken de anlamazdım. Çok güzel bir kuzu böyle, hani biblosunu koyar, içi doldurulmuş kuzu koyar falan filan. Yani bir yandan hayvanı çok sevip, okşayıp, ona sarılıp. Hani şimdi önümüzde Kutsal Kurban Bayramımız, evet, var. Evet. Sarılıyoruz onlara, evet, değil mi? Seviyoruz, canım diyoruz, evet, falan. Sonra hok hok diye kesiyoruz tabii ki. Öyle bir, değil mi, şeyimiz var. Ama bu bir gelenek olarak, evet, İslam'ın şartına İslam'ın uymak şartı lazım. Ama şimdi tam onu Kurban Bayramı'nda yapıyoruz. Siz sürekli yapıyorsunuz. Abi sürekli yapıyoruz çünkü millete hizmet veriyoruz. Güzel. Vatandaşa hizmet veriyoruz. Güzel. Hayır, bir de şey ben şahsım adına diyorum ben. Ben müşteriye müşteri demem, misafirdir derim ben. Güzel. Buraya bize gelen, yani ben niye dedim, ben lokanta değilim. Sofrasınız. Efendim, restoran değilim, ben sofrayım. Sofra çok anlamlı bu açıdan. Buyurun. Bizim cağ kebabımızın farklı bir özelliği. Buyurun. Şimdi değerli abim diyor ki kömürümüzü koyarız, onu yaparız, şunu yaparız. Tabii ki doğru. Cağ kebabın özelliği kesinlikle odunda pişmesi gerekiyor. Kömürlü olacak bir kebap değil. Odun. Ve artı başka bir özelliği var. Hiçbir katkı maddesini kabul etmiyor. Soğan, karabiber, tuz. Böyle bir kebap var mı ya? Doğal eti yiyorsun, odunla pişen eti. Yani çok farklı bir lezzet. Ama az önce dediğimiz gibi 100 kişiye mikrofon tutsanız 10 kişi yedim der. 90'ı da der. Aa tamam diyor, cağ kebap. Mükemmel bir kültürümüz var ya. Bunu işte insanlara biz bunu anlatmamız lazım. Bir de yok olan bir kültürümüzü. Evet, bir de özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'umuz gibi büyük şehirlerde insanların vakitleri yok. Mesela biz bir kere böyle bir mangala katıldık. Yani ben katıldım ve nefret ettim o mangaldan. Çünkü bir takım televizyoncular filan böyle bir çayır çimenli bir eve gittik. Hasbelkader işte orada bir şey yapılmış, tatil evi falan filan gibi. Gittik, çok açtım. Saat 8'de herhalde bir şey yeriz diye gittik. Gece 1 oldu. Bunlar bir sürü et sever öküz arkadaşım bir mangalı yakmayı başaramadılar. O mangal, yani mangal dediğimiz şey, yani bileni yaptığı zaman mükemmel, bilmeyeni yaptığı zaman saat 8'den 1'e kadar bir aptal kömürü nasıl tutuşturamazsın? Önünde panel yapıyorlar. Yani sanki CERN'de hadron çarpıştırıcısıyla bakıyormuş gibi mangala bakıyor ve yakılamadı, etler perişan oldu, etlerin nereden alındığı da belli değil zaten, berbat bir şeyler yedik, kalktık perişan, en sonunda oradan çorbacıya gittik koymak için. Şimdi İstanbul'umuzda buna vakit de yok. Bir şeylerin orijinalini, en güzelini, en doğal halini aradığın zaman bulmak da mümkün değil. Yani herkes mangal yapıyor.
Evet. Nereden yapıyorlar? Gidiyor şarküteriden alıyor, marketten alıyor, bilmem ne yapıyor. E kardeş, o kadar kömürleri mömürleri yaydın, 40 saat yelledin menledin, hani bizi perişan ettin de üzerine koyduğun et ne? Yani ne yapacağız? Yani avcılar gibi gidip el alemin sürüsünden kuzulara saldırıp kuzu avlayacak falan hali de yok o adamın yani. Dolayısıyla adresler çok önemli. Yani bunu sizin gibi, şu andaki misafirlerim gibi ve burada da herkesi ağırlayacak halimiz yok tabii ki. Böyle yerel tatları orijinal haliyle bize sunan insanlar bize bu imkanı veriyorlar. Ama onun dışında bugün duyduğumuz, İstanbul'da şimdi birçok restoran var. Bu restoranlarda mesela ben şey görüyorum, bu adetler sizde var mı? Böyle etler görüyorum, bir takım alışveriş merkezlerinde filan da bunlar. Mesela o etlerin üzerinde isimler var. Futbolcu filancanın ismi var. Bazı şovmen arkadaşlarının ismi var, bilmem ne filan. Ben buna aşina değildim. Bana korkunç geldi, rüya görüyormuşum gibi geldi. Şey var. Adına et var. Şimdi isimleri söylemeyeyim. Belki rahatsız olurlar ama niye rahatsız olurlar onu da bilmiyorum. Çünkü alışveriş merkezinde adamın yani eti koymuş. Yani benim şovmen arkadaşımı da kesmişler gibi. Ondan sonra eti koymuşlar. Üzerine ismini yazmışlar. Yani ilk başta anladığında şey anlamıyorsun. Hani bir eskiden vardı böyle havalı, dünyada da vardır. Adamın işte çok özel bir içkisi vardır filan da onu koyarlar üzerine ismini. Ama eti falan, eti çürütüyorlar. Evet. Var mı bizde böyle bir adet? Bizde inanmıyorum. Bizim kebapçılığımızda var yok, mı? Etlerimizde var kesinlikle mı? Hayır, yok, hayır. Bir de bir takım şeyler ekliyorlar. Nedir o? Virüsler mi? Bakteri. Bir takım bakteriler yapıyor, koyuyorlar. Bakteriler ekliyorlar filan. O bakteriler de onun çürümesine filan yardım ediyor. Ben gittikçe irite oluyorum. Sonra şırınga mırınga gibi şeylerle ete tereyağı sıkıyorlar. Buyurun. Ondan sonra bir de üzerine alıp tuzluyorlar eti. Sonra o aynen belimizdeki kemer kıvamına gelinceye kadar kömürde mömürde her neyse pişiriyor Allah pişiriyor, pişiriyor Allah pişiriyor. Zaten onun artık bir hayvandan geldiği belli olmuyor. O kadar çok pişiriyor, o kadar çok tereyağı sıkıyor, o kadar tuzluyor ki. Ben de bunun yerine arkadaşlara diyorum ki kardeş bak benim elim. Benim elime bu kadar tereyağı bam, bir de bu kadar tuzla. Bir de kömür ateşinde kemer haline gelinceye kadar şey bu, bunu da yersin yani. Kebaplıktan çıkmış. Evet. Hayır bu çıkar. Tabii. Ama şimdi bu acayip revaçta birçok yerde. Yani biz, benim gördüğüm şu, biz yerel tatları daha anlamadan evet. Bir takım şeylere girmişiz. Yani böyle işte neydi onun adı, bakteriler bilmem neler, çürütmeler şunlar bunlar, hani böyle bir garip kökü dışarıda hareketlere falan girmişiz. Anlamadığım şey bu. Hocam. Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan Hasan ustamız bu biraz önce gösterdiğimiz mutfağa hemen depo çıkışımıza kurmuş olan Sayın Hasan Oral. Ben Adana'ya geldim. Bugün bu programı yapma fikri de sizin bize yedirdiğiniz kebaplardan çıktı. Çünkü dört koldan bizi sardınız ve bize orada bir kebaplar yedirdiniz filan. Ve bana tablacılıktan bahsettiniz. Doğru söylüyorum evet, değil doğru. Mi? Bu tablacılık hadisesi nedir Adana'da? Ben onu söylemeden önce ne kadar çok duygulandığımı dile getirmek istiyorum ve çok heyecanlıyım. Gerçekten çok mutluyum. Şimdi bu adam da böyle, özür dilerim, biz tanıştığımız için böyle rahat hitap ediyorum. Böyle duygulanıyor. Yani ve ben bu işi, yani et yemek meselesini biraz kaba saba filan gibi görüyordum. Fakat değerli dostumun bu duygusallığı beni böyle hani böyle bir... O kadar ince, o kadar zarif bir insan ki ama bakıyorsun işte biraz önce gördük kılıç gibi böyle şişler falan yapıyor. Buyurun. Ben ağlamak istiyorum çünkü böyle bir program yaptığınız için teşekkür ederiz. Lütfen ağlamayın. İnanın o kadar çok mutluyum ki yani Türkiye'deki bütün meslektaşlarım adına seviniyorum. Onların adına mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Canım efendim çok. Bizim burada en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz üstadım? Buyurun. Yani kurumsallaşıp markalaşamıyoruz. Siz böyle çabalarda bulunuyorsunuz. Ben ana başlık olarak atıyorum bunu. Güzel. O çok önemli bir konu. Özellikle meslektaşlarım adına da konuşuyorum. Türkiye'de duyduğum, gördüğüm birçok meslektaşım var. Ve bu ürünleri farklı farklı işleyenler, çok daha farklı lezzetlerde sunabilen insanlar var. Bunların nedenlerini de söyleyeyim. Hem çok iyi ustalar, hem çok iyi yetiştirmişler kendilerini. Bir de Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyanın her yerinde erkek koyun, erkek koyundur. Erkek kuzu, erkek kuzudur. Koç, koçtur. Tosun tosundur. Bunların hepsi farklı lezzetlerdedir. Neden? Çünkü her yörenin farklı bir lezzeti vardır.
Nasıl az önce üstadım dedi ya, falan yörenin koyunu getiriyorum. Falan üstadım dedi ki falan yörenin etini. Diğer üstadım dedi ki falan yerin etini ve bu şekilde işliyoruz ve bu şekilde bir sonuç elde ediyoruz. Biz de Adana kebabını zaten Adanalı ustalarım çok iyi biliyor. Dedikleri gibi bir yaşını yeni bitirmiş, 1,5 yaşını geçmemiş, erkek toklu diyoruz. Yani biz kuzuluktan çıkmış ama tokluya dönüşmüş. Yani ya, çayırlarda yaylandıktan sonra belli bir süreç arpa yer ve o süreçte toklu dediğimiz kısma girer. Biz kebap yapıyoruz ama yıllar önce ayak üstü dürüm satan bir kebapçıda çalıştığımı söylemiştim. Evet. Hatırlarsanız. Ben o zaman 9 yaşındaydım. Okuyacak durumum yoktu. Çalışmaya başladım. Nasip oldu. Çırak olarak başladım. Ama Allah vergisi diyeyim. Orada bir el becerisini diyeyim. Artık ustamın beni keşfetmesini diyeyim. Beni çok kısa bir sürede yetiştirdi. Ben 11 yaşındaydım. Salata yapmayı biliyordum. Güzel. 13 yaşında kebap pişirmeye başlamıştım. Ama domates kasasının üstüne çıkıyordum. Bildiğim sıradan bir tabla ayaküstü dürüm satıyor. Yalnız o dönemlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Çok da ilgimi çekmişti. İki tane bilemedim, 3 tane ünlü restoran vardı. Onlar da eşkiliydi. Onun dışında siz gelip gördüğünüz o var olan kebapçımızı benzer hiçbir kebapçı yok. Binlerce, yüzlerce tablada dürüm yapan kebapçı var. Yani o günkü şartlarda, yani bugünkü şartlarda... Bu tablacılar nerede Adana'da? Şu an hala yok, yok artık. Bitti ama bitti. Nedenlerini biraz açıklayayım. O dönemlerde... Tek konuşmaya devam edelim. Evet. Kısa bir ara vereceğim. Aradan önce hemen şunu göstermek istiyorum. Değerli izleyenlerimiz, şimdi biz tabii ki bu gece bütün programlarımız, her programımızda olduğu gibi genelde sosyal medyada trend olmuş hashtagler listesinde tabii ki bu kebap istiyorum hashtagiyle efendim şu sırada bu sırada oluruz. Bunun hiçbir önemi yok. Her programda zaten bir numaraya yükseliyoruz. Bunun bir önemi yok. Bu gece çok önemli bir mesele var. Melise Canver hashtagini Twitter üzerinden görüyorsunuz. Bu hashtagle de bize gelin çünkü biz sizlere kebap göndereceğiz falan filan. Ama Melis için ilik ya da bu geceki hashtag Melise Canver ya da Melis için Haydi Çapa'ya hashtagi. Melis için her ne yapabiliyorsak, her ne yapabiliyorsak çok önemli. Lütfen bizi izlerken aynı zamanda Melis'i de takip edin. Lütfen girin. Biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Önce bir küçük belgesel, hemen ardından devam ediyoruz. Kebap yemenin 9 altın kuralı. 1. Kebap yerken gazlı içecekler tüketmeyin. 2. Yağın akmaması için lavaşın kulağı dürümün içine katlanmalıdır. 3. Salataya konulan limon miktarına dikkat edilmelidir. 4. Dürüm yerken göz teması kurmaktan kaçınınız. 5. Kebaba koyduğunuz acı miktarına dikkat edin. 6. Kebabın bir felsefesi olduğunu unutmayın. 7. Kebapta romantizm olaylarına girmeyin. 8. Unutmayın ki dürümden sonra da hayat vardır. 9. Ve en önemlisi, herkesle kebap yenmez. Ben Gece Yiyen Adam. Ben de Gece Yiyen Adam X-Large. Anadolu'nun bağırıyanık kenti Adana'dayız. Çünkü bizim kafa kebap kafa. Kebap kafa! Kafalar kebap olunca haliyle ilk durağımız Seyhan Nehri oldu. Seyhan Nehri mi? Hakikaten lan ne işimiz var bizim burada? Yürü gidelim kebap yiyelim ya. Doğru lan. Aa,
Adana Kebap ziyaretimizin ikinci durağındayız ve yanımızda Güllü Baba var. Güllü Baba gördüğünüz gibi gülüyle ve güller açan yüzüyle yanımızda bize bugün kebaptan bahsedecek. Güllü abi hemen söyle, nedir bu Adana Kebap'ın incelikleri? Adana Kebap'ın inceliği elimde olur. O da koyun taburasından olur, erkek koyun. Hemen yemeye başlama, acele etme, Adana Kebap'ını bulaman. Abi o yer, onun işi var. Biz o yüzden... Bulamam bir daha bu kebaba. Bak Güllü Baba, ben sana söyleyeyim Allah aşkına, bir benim aynı parayı alıyoruz bu adamla. Bir benim önüme bak, ekmek. Bir de ha al. Sen maşallah kilolusun ya, ikinci yemeğe gereğin yok. Bir de şu adama bak. Abi ben iki değerim, dört değerim bırakmıyor ki. Bak al. Anca çalış, ekmek ver, araya köfte koy, bilmem ne. Afiyet anlat olsun. Abi nedir afiyet bu olay? Sen 60 yıldır et kesiyorsun. Evet, hasapsın. Nedir yıldır abi olay? Etin olayı erkek olacak. Koyun kaburasından olacak. Kendinden yağlı olacak. Kendinden yağlı olacak. Evet, işte o zaman kebap olduğu belli olacak. Şimdi böyle var, bizim plaza kızları var abi. Böyle geliyorlar tiki tiki şeylerle, topuklu ayakkabılarla. Ben diyor şey, kebap yemem, çok yağlı. Ne yapacağız? Onlara da yaksız et vereceksin. Mesela koyunun yaksız tarafından ona vereceksin. Ama o kebap bu kebap değil. Baba light kebap olur mu? Olmaz abi, işte bak light kebap olmaz abi. Kebap ya dediğin yağlı olacak. Biz burada her müşteriye göre hareket uydururuz. Adam diyor ki benden tansiyonum var, ben yaksız istiyorum. Mecbur biz ona yaksız yapacağız. Abi tansiyona bir şey yapmaz. Ama şunu güzelce baksana. Esas kebap koyun kaburasından kendinden yağlı olur. Kendinden yağlı olacak. Esas o. İçine ne katıyorsun? İçinde işte baharat var, başka bir şey yok. Baharat ne var ama, bir söyle baharat, bana. Karabiberi var, işte pardon, kırmızı biberi var, tuzu var, başka bir şey yok. Kırmızı biber, ben şimdi bunu... Bir de toz şeyi, kırmızı biberi elle çekeriz, öyle içine katarız. Ben şimdi yetiştireceğim abi onu. Ölüyor. Gömüldü. Bu da kacel etme bu ne? Acı acı. Ne? Ya acı olmazsa kebap olur mu? Acı olmayan da kebap mı olur? Bir tık versene. Evet hanımlar beyler, çıplak kafa devam ediyor. Melise Canver hashtagini yükseltmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kişiyi şimdi televizyondan ve tabii ki her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizim de çorbada tuzumuz bulunsun, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Orada telefon numaralarını ekranda görüyorsunuz sanıyorum ki, ama biz tabii ki bununla yetinmeyelim. Yönetmenime rica ediyorum. Bununla yetinmeyelim, bununla yetinmeyelim. Biz alt banttan lütfen geçelim. Bu yeterli değil, bu yeterli değil. Lütfen. Tamam, şimdi gördük ama birazdan alt bantta ve Twitter üzerinde de benim son attığım tweette de var. Belki daha da güncelleşmiş numaralar. Daha önce de böyle kampanyalar yaptık. Özellikle ilikle ilgili tecrübeliyiz bu konuda. Arkadaşlarım ne olur hemen hazırlasınlar. Başvurulacak adresleri ve telefon numaralarını en azından randevu almak için ya da açık mısınız, gelelim mi, bayramda durum nedir falan vesaire için halkımızın bilgilenebilmesi için o telefon numaralarını lütfen verelim. Unutmayınız ki size kebap göndereceğiz. Dolayısıyla yine kebap istiyorum hashtag'i altında bize kaç kişi olduğunuzu söyleyin. Çünkü hem misafirlerimiz hem de burada bulunan Hasan ustamız ki şimdi yine bir ürününü getirdi. Değerli misafirlerim de bakalım çok soğumadan tadına baksınlar. Hasan usta da bize bahsetse. Artık ağlamamızı durdurabildik mi biraz, duygulanmamızı? Evet. Yahu yani mahvettiniz beni bu duygusallığınızla. Benim anlatım 1988 yıllarıydı. Ben orada çok ilgimi çeken bir şey vardı. Neden Adana'da çok tablada dürüm yapan var? Buyurun, restoran çok şimdi... küçük. Hasan Usta'dan başlayarak. Yüzlerce, binlerce tablada kebap satan kebapçı var ama bunlar içinden öne çıkan birçok kebapçı var. Ama işlerinden en çok böyle sosyete kebapçı dedikleri Celal Usta. Ben orada çalışıyordum. Orada yetiştim. Bir süre sonra gözlerimden rahatsızlandım. 16 yaşındaydım. Ayrıldım. Tablada kestane sattım. Bir yıl sonra mesleğime geri döndüm. Gözlerim bozulsa bile bu mesleği yapacağım dedim. Çünkü çok seviyordum ve aşıktım. Peki gözlerin bozulmasının ne şeyi var? Yıllarca dumanda kebap pişirdiğim için hep üstüme geliyordu ya. Evet. Sürekli rahatsız etmiş. Astigmat var bende. Ama her şeye rağmen ben mesleğimi çok sevdiğim için... Kestane ile kebap arasında ne fark var? Birisi daha dumanlı. Yani kestane satayım para kazanayım dedim. Ha. Olmadı. Neden? Çünkü kestanelerin %30'unu çöpe atıyormuşum, çürüklerini. O yüzden para kazanamıyormuşum. Doğrudur. Ben de o zaman eski bir iş ortağımla birlikte küçük bir tablayla açtık, başladık. Hiç
Tabii birçok zorluklar ve sıkıntılar yaşadık. O zaman belediye zabıta derken diğer kebapçılar gibi. Sonra... Şimdi bu bir de birisi, bir izleyicimiz, şimdi tekrar bulamayacağım çok fazla çünkü tweet var. Diyor ki, nerede yaşıyor bu Hasan Usta? Ya Hasan Usta biz...